İyi İyi akşamlar, akşamlar hoş hocam. geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi bayramlar herkese. İyi İyi bayramlar. bayramlar. Evet, düşüyoruz. Hocam bayramın Ses ne? kontrol. Bu arada. Ses İkinci birikiyor. ses geliyor mu? Yok, Lübnan'la İsrail birbirine mi saldırmış? Ne olmuş? Fiyata düşmüş falan da filan da. Bak bak İşare bak bak ediyorsun. bak bak. Kankacığım sen neden Hulya deniyordun bunlara acil ya? ilişki. Ne dediydim Hani Altcoin Montanel'deki videosunda? malı alırlar işte böyle. İzleyen oldu mu Altcoin videosunu sabah? İstedik hocam, Aynen. demez miyiz? Bak Öyle. tam dediğim gibi o longları patlatacaklardı arkadaşlar. Patlattılar Evet. da olacağı buydu. Alım fırsatı oldu. Doğru mu? Bakın Hocam Bitcoin'den suyu bile çok alabiliyorsunuz. altcoin'lerde Suyu bile alınıyor patlatmışlar. arkadaşlar. Hocam %90 mal olduğumuz için alamıyoruz ya şu anda. Ve yararlanamıyoruz şu anda üst düşüşlerden. Ama kârdayız. Ya şimdi elinde bir şey vardır. Pek için sinmiyordur ama öbürlerini almaya can atıyordun mesela. Bak alabiliyorsun artık. Hocam sizin sepette ilerliyoruz zaten. Birkaç tane farklı var. Onlar da kârda zaten hocam şu anda benim için yani. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hocam geçen Hoş bulduk boğada hocam. Sağ korona olun. nedeniyle düşüş olmuştu ya. Evet. Çok ciddi bir düşüş olmuştu hatta böyle 4.000 lira falan bir gecede. Ya bu filan düşüş değil ya o düşün yanında. Yani oradan sonra da zaten boğanın kralı olmuştu. Bununla böyle korkutup ciddi düşürüp ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Hiç Zaten korkma az anlamı yok. sonra Anlamı grafikleri kapanacak. göstereyim de. Yani korkulacak bir şey yok yani. Tam aksine parası olanlar için iyi bir şey yani. Ama Kimse Türkiye'ye saldırmadıkça sıkıntı yok bence hocam. Türkiye'ye saldırırlar ama silahlarla değil. Psikolojik Evet. saldırı yaparlar. Doğru mu arkadaşlar? Evet Doğru. doğru. Bizim millete ancak psikolojik gelebiliyorlar. Maalesef bazıları artık eski Türk değil yani. Neyse ya, o tarz konulara girmeyek de. Şimdi ne diyoruz? 67.200. Bekleyeceğiz. Kırıldı mı? Yok. Hafta kapatması lazım altında. Aynen. Ha kapatırsa ne olur? Gerisini ben düşünürüm artık. Yani hocam biz mi düşünelim diye. Neyse arkadaşlar 85 kişi az ya. Normalde böyle bir düşüş Hocam olsa denizli efendi 500 kişi geliyor. yayına gelmesi lazım Hocam yani. ne göre iyi hocam. Dün açtınız. Başlarda 50 kişi vardı yani. O kadar bekledik. Link geldi mi ki gruba herkese? Gitti mi acaba? Neyse. Tekrarını Hocam izlerler. DXY'ye bakabilir miyiz hocam? Neye? DXY. Gerek yok DXY'ye. Ben az sonra Bitcoin'deki durumları göstereceğim. Her şey netleşecek zaten. Bu yayını da YouTube'dan paylaşayım arkadaşlar. Zaten sürpriz yayın. Normalde gruba yani belirli günlerin dışında açmıyorum ya. Bugün sürpriz. Ben de acil durum videosu yerine bu yayını açayım dedim. Hem de YouTube'a da paylaşmış oluruz. Hem onlar bilgilenir, hem siz bilgilenmiş olursunuz. Doğru değil mi arkadaşlar? Bir mahsuru Nasıl? yok değil mi? Sen nasıl istersen hocam, sıkıntı yok. İyi olur hocam. Diğer Bu arkadaşlar da şimdi bilgi bekliyordur. zaten bu yayın size bonus oldu arkadaşlar. Normalde 2 gün yapıyoruz haftada. Hani bu 3 olmuş oldu. Aynen hocam. Size de bir motivasyon lazım tabii. Yalnız Tabii canım. bırakmak istemedim arkadaşlar. Zaten montajıydı bilmem neydi derken montajdım yüklemesi şu bu. Acil hiçbir zaman yetiştiremezsin videoyu. Olan da oldu zaten arkadaşlar. Bak hep bayram yapıyorlar. Şu an bak 93 kişi var yayında. Grupta 550 kişi var. Nerede 400 kişi yok. Kim bilir nerede? Köye mi gitti? Akraba ziyaretine mi gitti? Hocam Kim? sizin konforunuzu yaşıyorlar bence ya. O da olabilir. O da olabilir. Ama aslında iyi bir şey. Bak bayramda olmaz ekran başında olsa belki panik yapacak. Değil mi? O da bir artı. Şimdi arkadaşlar Hocam. bak şöyle yapacağız. Çok uzun yayın olmayacak bu. Tamam mı? Hızlıca ben bir Bitcoin'i analiz edip göstereceğim size. Ondan sonra Mehmet Başaran haber varsa anlatır bize. Sonra hızlı hızlı soru cevap yapıp kısa bir yayın yapacağız. Fazla muhabbet geyik yapmadan. Normalde çok sohbet ediyoruz biliyorsunuz. Ama bugün daha çok önemli konuları konuşalım. Yani sadece
Cidden merak ettiğin bir şey varsa sor. Hal hatır sorma yayını olmasın arkadaşlar, tamam mı? Normal yayın günümüzde Herkese iyi akşamlar. sohbet de ederiz, hal hatır sorarız ayrı. Ama hani bu tamamen acil durum tadında bir yayın olsun, hem de YouTube'da paylaşayım ben bunu. Kayda girdin Ramucu. Kayda girdim canım. En başından beri kayıttayım yani. Şimdi ben Eyvallah. bir ekran paylaşayım arkadaşlar. İyi Şöyle. akşamlar herkese. İyi akşamlar Deniz. Deniz, önce ben bir analiz yapayım. Sonra senle Mehmet bir fikrinizi hızlıca söyleyin. Soru cevap yapalım. Çünkü kısa bir yayın olacak. Tamam mı? Tamam abi. Ha, bir yere ayrılma. Tamam hocam, sıkıntı yok. Olmazsa Ayaz anlamında bir yorum alırız. Ekipte başka kim var görmedim, bilmiyorum. O kadar zaman yok. Arkadaşlar, daha önce de dediğim gibi bakın çok basit. Alçılan dibi bekleyeceğiz haftalıkta. Şimdi var mı alçılan dip? Şu an var gibi görünüyor. Ama daha kapanışa 2 gün var. 2 gün 5 saat var. Yani zaten buradan 300 dolar yukarıda yükselen dip yapmış oluyoruz. Uzakta değiliz yani. Geçen hafta da bir iğne atıldı biliyorsunuz. Ondan 2 hafta önce de bir iğne atıldı. Bir daha iğne atılıyor. Sürekli long short patlatmaya gidiyorlar. Demek ki adamlar bir anda yükseltmek istemiyor arkadaşlar. Yatay bir banda sokmak istiyor. Geçen videoda da söyledim BTC'de. Yayında da anlattım. Dedim ki arkadaşlar bakın daha önce BTC 2x yaptı. 2 ay yatay gitti. Sonra bir 2x daha yaptı. Sonra mumları saydık hatırlarsınız. 1, 2, 3, 4 mumdur. Gidiyoruz. Bir 4 mum daha gidebilir istese. Yani yukarı aşağı yukarı aşağı yapıp belki 8. mumdan sonra aynı buradaki gibi bir harekete gidecektir. Bunun bir kuralı var. Alçalan dip yapmayacak sadece. Şu anda da yapmadığı için bir problem görmüyorum. Gelelim kaldıraç mevzularına arkadaşlar. Kaldıraç mevzularına baktığımızda ben altcoin videosunda söyledim zaten. 68 bölgelerinde likit operasyonu çekebilirler diye. En alt seviyeye kadar patlattılar arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak. En alt yani patlatabilecekleri ne kadar kaldıraç varsa hepsi patladı an itibariyle. Geride ne var? Yukarıdakiler var. Hem de öyle böyle değil arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani çok ciddi miktarlarla kaldıraç patlatabilirler. Buraya götürürlerse dünya kadar para kazanırlar. Yani şu an aşağıyı temizlediler. Yukarı kaldı. Yani normalde teknik olarak yani bu grafiğe baktığımızda bir 70 bin atağa gelmesi lazım en azından. 72 bin bölgesinde de hepsini patlatmış oluyorlar. Şöyle baktığımızda bu şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz kasıyor yayında olduğum için. Günlük 3 günlüğü açayım mesela ben. Açarsa tabii ki. Valla işte yayında olunca böyle kasmalar geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani en ufağına kadar hepsini patlattılar. En ufağına kadar. Bakın şu sarı alan ciddi likit bölgesi, tamam mı? Yani short girenlerin hepsi şurada patlayacak arkadaş şu alanda. Hani burada ufakları bile patlattılar ya. Burada aynılarını yaparlarsa 72 binin falan üstüne çok çok gidiyor yani. Bunu da görüyoruz. Bir de şöyle yapalım. Şöyle aylık grafikten bakayım ben bir de. Aylık verilere. Biraz da makro düzeyden bakayım. Sonra da diğer indikatörlere geleceğim. Hadi açıl ya. Bakın burada daha tonlarca pozisyon var. Patlatılabilecek. Ama yukarıda daha fazla var arkadaşlar. Yani atıyorum buradan ayıya sokarlarsa mı daha çok kazanırlar? Boğaya mı? Boğaya sokarlarsa daha çok patlatma operasyonuna gidebiliyorlar. Yani bunu da görüyoruz. O yüzden arkadaşlar hani aylık olarak değil de şöyle 3 günlüğe kadar baktığımızda çok net görebiliyoruz arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi şu sarı bölge yani patlatmaları gerekir en azından diye düşünüyorum. Güzel de tepki aldık. Tam böyle dip tepkisi dediğimiz tepkiyi aldık. Beklemedeyiz. Ve şu grafikte haftalıkta mavi çizgiden söz ettiydim. Her videomda söylüyorum neredeyse. Oraya da iğnemizi attık arkadaşlar. Normalde oranın da altında hafta kapatmıyordu biliyorsunuz. Ve bunu yaptı. Ya yapmadı pardon. Daha 2 gün var kapanışa. Ve şu vardı arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Şu bölgede Mart ayında Bollinger alt bandına çok yaklaşmıştık. Hatırlıyor musunuz? Oraya az bir şey kala tepki verdiydi. Yarım kalan bir işi vardı.
O çıtırtı kimden geliyor ya? Çıtırtı geliyor birinden arkadaşlar. Mikrofon. Valla Ali Yasin'den gelir. Hocam mikrofonları kapatın hocam. Kapatın mikrofonları. Valla herkesin sesini topyekun kapattım arkadaşlar. Benimki geliyordur umarım. Geliyorsa gülümseyin arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Neyse, yarım kalan iş vardı burada biliyorsunuz. Bollinger alt bandımız. Ve orta bandı kırdık, tutunduk derken yine de yarım kalan işini bitirdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Alt banda da dokundu, rahatladı. Yarım kalan işini bitirdi. Alt banda en son ne zaman dokunmuştu biliyor musunuz? Ocak ayında. Yani 4 ay sonra ilk defa dokundu ve bunun tepkisi gelmesi lazım diye düşünüyorum. Üst bandımız nerede? 72 bin. Ne diyorduk? 72 binde likitler var. Doğru mu? Bak günlük Bollinger bandıyla da cuk diye oturdu. Devam edelim. Yani ne gördük burada? Mavi noktaya düşmüşüz. Bollinger alt bandına düşmüşüz. Haftalık Fibonacci, Golden Ratio Fibonacci'ye baktığımızda arkadaşlar çizginin üstünde hala tutunuyoruz. Önemli olan ne? Haftalık kapanış. Alçalan dip. Hem Golden Ratio'yu kırarız hem de büyük trendi bozarız. İşte o zaman sıkıntı var arkadaşlar. O zaman ben kısa dönem olarak full nakite geçebilirim. Çok mu şey kaybederiz? Kaybetmeyiz arkadaşlar. Bak. Diyelim ters köşeye yattık, yükseldi. Tamam mı? Olay basit. Gelecekte biz atıyorum 50x yapacağız ya misal. 48x yaparız. Anlatabildim mi? Öyle bir 2x'i gözden çıktığımızı düşünün. O da şöyle gerçekleşir. Diyelim alçalan dip şeklinde kapattı. Diğer hafta uçlu yükselen tepe şeklinde kapattı. Tamam, fake deriz. Tekrar sepet yaparız. Bu kadar basit. Ama genelde böyle fake'ler atmıyor alçalan diplerde. O yüzden ben alçalan dip beklemiyorum. Şimdi bir sebebi daha var, o da dominans. Gördünüz mü arkadaşlar dominans? Evet. Haftalık kapanış değerlendirmemde de bahsettim arkadaşlar. Dominans düşen trendini kırdı, retestini yaptı. Normalde bunun hedefi %60. Oraya doğru yavaş yavaş gidiyor. Bakın şu an tarihi zirvesini gördü. Yani son yılların en yüksek seviyesini gördü. En son pazartesi günü de kapanışını arkadaşlar ta Nisan 2021'den beri ilk defa bu seviyede kapattı diye duyuru yapmıştım biliyorsunuz. Belliydi yukarı gidecek ama ben şunu beklerdim arkadaşlar. Yani Bitcoin hem yükselecekti hem dominans yükselecekti. Ben öyle beklerdim şahsen. Ama ne yaptılar? Bitcoin'i çökertip altcoin'leri yerle bir edip dominans. Şimdi dominans yükseldiği için Bitcoin düşerken altcoin'leri paramparça ettiler arkadaşlar. Bu bizim için problem midir? Değildir. Kimin için problemdir arkadaşlar? Bu soruyu cevaplamak isteyen şöyle yapsın. Ayazan, kimin için problemdir bu düşüşler? Hocam, long ve short yapanlar. İşte budur arkadaşlar. Paramız duruyor mu? Duruyor. Long short yapanın parası duruyor mu? Durmuyor. Bitti. Ne yazık ki. Bitti. Hiç şansı yok. Yani benim tanıdığım çok temkinli kaldıraç yapanlar var. Onlar bile patladı arkadaşlar. Bir gün bayağı bir haberim oldu kendilerinden. Hiç patlamayan adamlar bile patladı yani. Niye? Diyelim yapıyorsun kaldıraç da neden altcoin kaldıraç yapıyorsun? Bak Bitcoin yapsan örnek vereyim şu an patlamazdın. Düşük X girdin ama kaldıraç altcoinlerde 3X bile girsen patladın yani. E adam bir hocam, de 757 trilyon 757 milyon dolar şu an likidasyon var. Tabii. Şimdi altcoin sen 3x'i geçtim 5x'ten aşağı zaten girmiyor kaldıraça. Garanti patladı yani garanti. Yani bu hafta bazı üyeler yenilemedi üyeliğini. Sebebini sordum battık dediler kaldıraçtan. Daha bugünkü düşüş gelmeden bile. Bir de bugünkü düşüşle hiç düşünemiyorum bile yani. Demem o ki arkadaşlar kaldıraç sıkıntı. Şimdi dominans. Arkadaşlar tepeye doğru gidiyor bu yavaş yavaş. Bu iyi bir şey mi? İyi bir şey. Şimdi tarihten beri bakın. Dominans yukarı giderken tamam mı? Bir problem yok.
Bir yerde tepe yapıyor. En yüksek seviyesini yapıyor. Ondan sonra düşüş trendine giriyor. Altcoin rallisi öyle başlıyor. Ve biz dedik ki 2025 satabiliriz biz sepetimizi, örnek vereyim. Bir ay sonra ne olacak demeyin. İki ay sonra ne olacak demeyin. Değil mi? Bunu hep söyledik. Siz ne söyleyeceksiniz? Biz boğanın sonunda satacağız. Bitti. Boğanın bitmesini hemen bu ay bekliyor muyuz? Beklemiyoruz misal. Hedefimizde bir ay sonra satmak var mı? Yok. O zaman niye bugünkü problemi, durumu problem yapıyorsunuz? Yani niye üzülüyorsunuz? Neden moral bozuyorsunuz? Gerek yok. Yapmanız gereken neydi? Haftada bir saniye grafiğe bakmak arkadaşlar. Bir saniye. Saat kaçta? Gece 3. Pazarı pazartesiye bağlayan gece 3. Bir saniye bir grafiğe bakacaksın. Diyeceksin ki alçalan dip yapmış mı yapmamış mı, buna bakacaksın. Hepsi bu. Yaptıysa kısa dönemli nakite geçersin. Tren kaçmaz. Treni kaçırmazsın. Yükselen tepeyi görürsek haftalık kapanış bazında yeniden sepet yapılır. Bu kadar basit. Bunu görmezsek yükselen tepeyi çok sert düşüşlere yakalanabiliriz. Bunu da istemeyiz arkadaşlar. Ama benim görüşüm, bu kadar düşürdüklerine göre, bütün pozisyonlar, longlar patlattıklarına göre, bütün insanları böyle korkuttuklarına göre yukarı doğru gideceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim görüşüm budur. Şimdi Mehmet Başaran, burada mısın? Evet, sesin kapalıydı. Sen neye bağlıyorsun bu düşüşü Mehmet? Ya bu düşüşü niye bağlıyorum? Aslında geçen gün şey vardı işte, İran İsrail'e saldıracak 8 saat içinde. Böyle bir haber olmuştu dün de. Ben aslında dün akşam böyle bir kafamda bir panik havası yaşattım. Yani böyle bir acaba yarın bir gün düşüş olur. Yarın bir gün derken aslında bugün için Bitcoin'in böyle düşmesini düşündüm aslında. Böyle bir ihtimal olabilir mi diye kafamda. Ama tabii İran son 10 gündür böyle bir haber yapıyor. İşte biz İsrail'e saldıracağız gibi. Böyle haber yapıyor. Ben çok umursamadım. Bir de doların şu anda bir yükselişi var. Dolar bugün endeksi. Dolar endeksi bir yükseliş yaptı. Ama ben yani bu Bitcoin'in de beraber altcoin'lerine düşeceğini düşündüm ama böyle bir düşüş beklemedim şahsen. Şu anda aslında bizim için biraz pozitif. Bence neden dolayı? Çünkü Bitcoin dominansı yükseliyor. Biz yani sabırlı yatırımcı olduğumuz için sonunda finalde yani kazanacağımızı düşünüyoruz. Yani şu an aslında piyasada çok büyük bir haber yok. Sadece yani ben şahsen bir haberi var. Ben habere bağlamıyorum şahsen bu düşüşü. Zaten düşmeden önce sabah altcoin videosunda da söyledim ben yani. Şu grafiği gösterdim yani. Şey likitleri gösterdim hepsini. Patlatacaklar diye düşünüyorum dedim ben yani. Evet. Bir de şöyle bir şey var hocam. Yani bizim şu anda aldığımız altcoin'ler şu an hatta kârdayız yani. Tamam, geçen 15 gün önce güzel bir kârdaydık. Paramız bayağı bir kârdaydı ama şu anki düşüşü beni zarara sokmadı şahsen. Ya bizi de sokmadı. Hatta. Bak şöyle diyeyim. 3 ay önce sepet yapan benimle hala iyi kârda. Tamam mı? 1,5 ay önce sepet yapan birazcık kârda olabilir. 1 aydan itibaren gelenlerin hepsi zarardı arkadaşlar. Evet. Üçüncü sepeti yapanlar zarardı ama şöyle bir şey var. Üçüncü sepetler de bir şekilde kâra dönecek diye düşünüyorum. O da şu an panik yapmayanlar yapacak bu kârı. Burada önemli olan olabilir, neydi? Yani piyasada düşüş olabilir. Önemli olan neydi burada arkadaşlar? Erken gelmek. Erkenden sepet yapabilmekti. Piyasaya geç girmek değil. En başından beri piyasada olmaktı önemli olan. Misal. Volkan Evcimen, Caner Kaya, Ayaz Han, Turgay Dabakoğlu, Ahmet Akkaya, var burada yani. En başından sepeti beraber yaptık. Grup olarak, YouTube olarak. Evet. Doğru mu? Yani bu arkadaşlar zararda olma ihtimali %0. Ama evet, bir ay önce gelen, ya Bitcoin yükselişe başladı. Ben tekrar piyasaya giriyorum. İkna oldum yükseleceğin artık deyip bir ay önce yeniden piyasaya giren, sepet yapan şu an zararda. Veyahut hiç piyasayla alakası yok. Uçuşları görmüş gelmiş. Bir ay önce girmiş, belki 1,5 ay önce. Şu an zararda. Ama
Diğer arkadaşlar en başından beri buradaydı. Ayı piyasasında da buradalardı. O adamlar çile çekti ya. Bir sene boyunca... Barcelona'dan 2.38'e almıştım mesela. Şu anda 3.20. 2.38'e almışız. Hatta aldırmışsın yani. Daha evet. Yani... Barcelona'yı evet. Çile çekmiş arkadaşlar var. Hak etti sonuna kadar yani. Onlar tabii ki gülecek şimdi. Sonradan gelenler, daha önce çile çekenlerin çilesini çekmedi ki. Ama gene onlar kadar çile çekmeyecek yani. Onlar kadar gene çile çekmeyecek. Şu süreci atlatacaklar, bitecek. Ama o arkadaşlar bir sene, iki sene, belki iki sene boyunca çok çektiler arkadaşlar. Yani ben mesela sattım, sattırdım ama birçoğu vardı satmamış mesela. Ayı da benim grubuma geldi, örnek vereyim. Onlar hep tersteydi yani. Ama paraları vardı. Diplerden sepet yapabildiler neticede. O sepet kârdadır. Ama geçen boğada tepeden girdikleri hala zararda o insanların. Onlara da yapacak bir şey yok. Deniz Kana, Kara burada mısın? Buradayım abi. Senden bir piyasa yorumu alalım. Sen ne düşünüyorsun gidişatla ilgili? Öncelikle senin dediklerine birkaç bir şey ekleyeyim. Ben ortalama 1,5 senedir piyasanın içindeyim. Yani sepeti yaptığım zamanlar ortalama 1,5 sene olmuştur. Hatta Bitcoin'in bu 17 binlere, 15 binlere düştükleri zaman. Hatta Ethereum'u ben 901 dolardan aldım. Bu şekilde söyleyeyim. Hatta buraya Trabzon'a geldiğinde de söylemiştim sana mesela, göstermiştim sana. Neyse şimdi ben birkaç gün öncesine kadar kasa olarak 6x'iydim. Şu an 4x'e, 3,5x'e falan düştüm. Yani 4x'e yakınım şu anda. Dediğim gibi mesela benim için hala da bir problem yok. Ki böyle bir düşüşü herkes bekliyordu. Ben de herkes bekliyor diye bu düşüş olmaz diye tahmin etmiştim. Halving düşüşü, halving düşüşü, halving düşüşü. Aha geldi. Herkes mutlu olması lazım. Herkes bu düşüşü bekliyordu mesela. Bana göre düşmedi bile. Altcoin'ler düştü. Bitcoin fazla bir şey düşmedi yani. Altcoin'lerin düşüşünü biraz da şuna, aynen öyle. Şuna bağlıyorum. Bugün Bitcoin birkaç saat önce diyelim 70.500'lerde, benim kasam sürekli düşüyor. Ya ne alaka diyorum. Düşüyor, düşüyor. İşte biraz aşağı iniyor, birazcık çıkıyor falan. Bunu şuna bağlıyorum. Şu an Çin üzerinde Hong Kong merkezli bir ETF olayları var. Hani daha önce Bitcoin ETF'lerin onaylanması zamanında altcoin'lerin ezilip paranın Bitcoin'e girmesi gibi. Burada galiba insanlar altcoin'lerini satıp bir kısmını Bitcoin'e vurmuş olabilirler. Sadece yorum yapıyorum bu konuda. Bu düşüşle birlikte de zaten bu Bitcoin'e girmelerine dominans yükselmeye başlamıştı. Şimdi Bitcoin sert düşünce dominans daha da yükseldi. Ki dolar endeksi zaten kötü bir pozisyondaydı. Geçen yayın söylemiştik hatta. O yeni tepki verdi gibi bir şey aslında bununla ilgili söyleyeceğim aslında. Ya bu hareket var ya, piyasa yapıcılarından başka kimse yapamaz. Belki. Evet, piyasa yapıcılarının zaten %80, %90 parmağı zaten bu işte. O hani millet olan... altcoin'lerini sattı, Bitcoin'a çevirdi falan değil. Millet hiçbir şey belirleyemiyor burada bence yani. Aynen öyle. Tamam, şimdi 6 piyasa ay, yapıcılar. 6 ay, 7 ay, belki bir sene önce yatırıp çile çeken insanlar var mesela tüm kripto para piyasasında. Ama adam bir ay önce girmiş, hadi ben kar yapacağım. Bak, bu piyasada herkesi korkuturlar. Bu bir gerçektir yani. Bir sene önce giren korkmuş da son bir ay önce giren hep mi kazanacak? Böyle bir olay zaten yok. Ama gelecek zaten belli. Ben bu düşüşleri şuna yorumluyorum. Tamamıyla hem long short hiç konuşmuyorum bile. O zaten başlı başına bir sebep. Diğer sebep de şu. Yeni girenleri tamamen korkutmak, onu da yaptılar. Ben görüyorum insanlar deli gibi satıyor. FLM %30 düşmüş satıyor. Niye satıyorsun ki? Dün niye satmadın ben? Ben şunu düşünüyorum. Eğer düşmeden önceki bakiyem hedefim değilse ben düşüşleri aldırmam. Bu kadar basit yani. Ben bunu düşünüyorum sadece. Bak bu ara olarak... 67 binin üstüne bir daha attık. Bir 150 aynen. dolar daha yükselse haftayı kapat. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Aynen öyle. Alın size motivasyon. Altına inmedi. Ethereum bile 3000'in altına inmedi mesela. Yani uzun lafın kısası aslında şu. Halving öncesi düşüş geldi. Tam büyük bir düşüş de değildi. Ben bir günde %40-50'leri gördüm Mart çöküşünde. Çok hatırlıyorum o zamanı. O zaman çok güzel alımlar yapmıştım mesela insanlar korkarken. Bu şu an bizim aslında korkuyu da satın almamız lazım diye düşünüyorum ben. Hani hiç sepeti olmayanlar şu an belki şanslıdır. Bak bu mana grafiği mesela, tamam mı? Bak aylıkta al verdiydi, şu maviyi yaktığında bir sepete attık, doğru mu? 3 ay önce 3'ü fiyatına gelmiş. He, sonra yükseldi ama şu an düştü. Nereye düştü? Tam desteğe düşmüş. Kesinlikle. Gördünüz mü? Yani normal bu. Beklenilen bir şey yani.
Birçok altcoin'de aynen bu hareketi görüyoruz. Yani bu ben aslında son bir fırsat olabilir. Yeni sepet yapmak evet. isteyenler için. Aynen. Aynen buna katılıyorum abi ben de. Ben Mayıs ayınınla birlikte artık yükselişlerin birazcık yani en azından toparlanma süreci olup yükseleceğini düşünüyorum bu sayede. Sadece bu düşüşün bir sebebi daha var. İnsanların böyle bir faiz indirimi olayları falan vardı. Hani herkesin beklediği 3 kez faiz indirimi olacak. Bununla ilgili dolar endeksi artık düşmeye başlayacak diye bir algı vardı. Bunda sadece temel akış takip edenlerin yaptığı alımlar vardı mesela. Hı-hı. Bu yüzden dolayı alım yapanlar, tekniğe bakmayanlar. Şimdi geçen ne oldu? Veri kötü geldi. Beklentiler ne oldu? Haziran yerine Eylül'e kaydı mesela. Adam çıktı dedi ki 3 kere yerine 2 kere indirmemiz daha mantıklı olacak dedi. Ne oldu? Test tepti yani aslında o temel akış takip edenler için. Bu da biraz satışı getirdi piyasaya. Ha, bunlar bizim için sadece bir katsayı yani. Şimdi bak mesela Çin yasaklanan, kripto paranın yasak olduğu, bir kısmı yasak olduğu Çin ETF ile tekrar piyasaya girmeye başlayacak. Bu bir boğa alametidir zaten. Ha, işte ben dediğim gibi bu düşüşü tamamen bir fırsat görüyorum. Hiç almayanlar için, hatta elinde mal olanlar için veya nakit olanlar için. Herkese fırsat görüyorum. Yani bugünler bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum ben yani. Belki böyle bir mum dağıtarlar. Olabilir. Bunların hepsine alışırız biz. Burada herkes de alışıktır yani. Tamam dostum. Aynen öyle. Teşekkür bu kadar. Ederim. Teşekkür ederim bu kadar. Rica ederim. Aşırı uzun yorumlara girmeden arkadaşlar. Bak yarım saatlik yayın açacaktım. Zaten yarım saat olmuş. Yetmedi. Daha soru cevap bile yapamadık. Daha konuşulacak şeyler de var. Yani arkadaşlar bakın. Altcoin'lerde trend bozulmadı. Mana'dan örnek verdim. Mesela Sui. Millet ne yaptı? Bakın arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim. Geçen yayınlarda hep sordunuz ya. Ramço tamam hani biz altcoin'lere ekleme yapabilir miyiz buradan? Mesela Sui biraz geri çekildi. Elinde olanlar dedi ki ben Sui'yi biraz daha eklemek istiyorum. Ben ne dedim orada arkadaşlar? Maliyet arttırmayın. Maliyet düşürülür, arttırılmaz. Şimdi belki beni dinlemeyip onu yapan ne demek istediğimi anlamıştır. Maliyet arttırılmaz arkadaşlar. Çünkü eğerse maliyet arttırmaya gittiysen geri çekildiğinde biraz daha ekleyeyim sepetime an itibariyle terstesin. Ama hiç eklememiş olsan kârdasın. Şimdi arkadaşlar bak Sui'ye gelelim. Niye Sui'yi gösteriyorum? Yani birçok kişi kaçırdık falan diyordu. Bakın ne güzel arkadaşlar. Gördünüz mü? Yaptı yükselişi. Nereye geldi? Mavi noktaya geldi. Yeni alım fırsatı oldu. Bak. Nereden düştü? 2.19'dan 1.03. Ne güzel. Sen ne yaptın? Suvi'yi mesela aldın ucuzdan. Tamam hala zararda değilsin. Bu Suvi için geçerli. Bazılar için geçerli olmaz. Kardaydın. Ne yaptın sen buradan? 3x yaptın. Geri çekildi. Buradan bir daha aldın. Düştü. En son aldığın parçadan terste kaldın. İlk aldığın parçadan kârdasın örnek vereyim. Ama sen kâr oranın düşmüş oldu şu an yani. Onun yerine başka altcoin seçebilirsin örnek vereyim. Ama Bitcoin düşüyor diye zaten kârdasın. Düştükçe maliyet arttırılmaz arkadaşlar. Maliyet düşürülür. Bunu da eklemek istedim. Şu an altcoin'lerde gördüğünüz gibi hepsi önemli destek seviyelerine geldi. Bitcoin desen düşmedi bile arkadaşlar. Yani bakın geçen hafta daha aşağıdaydık. Ondan önceki hafta tam bu seviyeye gelmişliğimiz var. Ondan önceki hafta çok çok daha aşağıya in attık. Yıllar önce geriye gittiğimizde hala biz şu an all time high seviyesinin oradayız. Rekor haftalık kapanışın üstündeyiz. Yani daha bir ay önce bu seviyeler hayaldi, hayal. Öyle düşünün. Yani Bitcoin'de düşüş yok aslında. Altcoin'ler haftalık desteğe ve aylık desteklerine düştüler. Hepsi bu. Ve pozisyonlar da patladı. Ben iyi şeylerin olacağını düşünüyorum şahsen. Şimdi arkadaşlar Engin'den de kısa bir yorum alalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Aleykümselam. Olaya katılıyorum. Şimdi ben bizim sepetin olduğu total 3 grafiği üzerinden olayı söyleyeyim. Orada MA100'e günlükte MA100'e test ettik. Aynı zamanda bulutun alt bandı ama daha önce MA100'e test ettiğimizde oradan
En üst noktaya %75 bir yükseliş geldi. Yani aslında Deniz Hocam'ın da söylediği, Ramçı Hocam'ın da söylediği gibi bence çok önemli bir fırsat, alım fırsatı yaşandı yani oraya iğne atarak. Şimdi onun üzerinde kalma durumu söz konusu olabilir total 3 grafiği için. Mesela ben Dessui maliyetim yüksekti. Ben bundan belki de 15-20 gün önce 1.05'e Sui'ye emir yazmıştım. 1.05'ten Sui'ye aldım. Maliyetimi düşürdüm. O da MA100'e de test etmemiz, ki hocam onu açarsa grafiği daha iyi göreceksiniz orada hareketli ortalamadan. Valla şu an açamıyorum. Şu an hareketli ortalamadan açamıyorum. Yani bilen arkadaşlar görebilir. Daha önce burayı test ettik. Test ettikten sonra %75 altcoin'lerde totalde yüksek. Gruba grafiğini atabilirsen. Tabii. %75 yükseliş olmuştu. Şimdi de orayı test ettik. Yani bu fiyatı ucuz kılar ki EMA 200'e düşersek olay bedavaya düşer. Yani tüm altcoin'ler için. Ki zannetmiyorum ben düşeceğimizi. Bu iyi bir alım fırsatıydı. Benim de fikrim o konuda. Teşekkür ederim Engin. Emircan el kaldırmış. Emircan da geldi galiba. Hocam iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar diyelim. Ben de küçük bir yorum yapacağım hocam. Piyasada hani şu anda bizim grubun dışında olan küçük yatırımcıların %90'a yakını zararda. Çünkü önceden 2021'de de piyasaya girenler var. Hı hı. Bizim sepeti yapanların hepsi şu an kârda olması lazım. Düşüşte de hocam ben sizin dediğinize katılıyorum. Şu açıdan katılıyorum. Hani maliyet yükseltmek yerine ben de mesela her ay dışarıdan para ekliyorum. Sepetin yanında farklı projeler ekliyorum düşmüş olan destek seviyelerine göre. Böylece hem ortalamam artmıyor hem de sepetindeki farklı ürün çeşitliliği artıyor. Yani RWA projesi ekliyorum, yapay zeka ekliyorum. Bu şekilde hem sepetim genişliyor hem de düşüşler de bu sefer zarar yüzden azalmış oluyor. Yani Bitcoin'de de haftalık olarak bakarsak 67.200 altında kapatmadıkça bence buralar alım fırsatıdır. Teşekkürler. Yani varsa, dominansa ne diyorsun? Varsa, hocam benim gibi hani dışarıdan para sokan birçok kişi var. Ben yorumları okuyorum Telegram'da. Hı hı. Hani bunlar altcoin alacaklarsa ekip paylaşımlarına da grafik talep edebilirler. Yani ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Ekiptekiler de yardımcı olmaya çalışıyor. Destek direnç seviyeleri hakkında trend kırılımı var mı vesaire. O şekilde de yardımcı oluyoruz. Hani haberiniz olsun. Yeni gelen çok üyemiz var çünkü. 550'yi aştık sanırım. Ramço çok kaldıraçtan için... batanlar oldu birkaç kişi. Yapmayın dediğim halde kaldıraç. Bir 20 kişi evet, var. Evet. Onlar gitti. Ya hocam kaldıraç çok riskli piyasa. Yani ben de mesela 5 yılda yakın oldu piyasadayım. Hiç kaldıraç işlem almıyorum. Dolayısıyla spotta işlem almak grupça hareket etmek için de çok önemli bir şey. Dominans kısmında da hocam sizin dediğiniz aslında haklı çıktı. Altcoin videolarında da söylüyorsunuz ya hani bir 60'a kadar gidebiliriz vesaire gibi. Evet. Hani orada da 57-58 bandına bir fitil daha gelme ihtimali var bu halvingden. Belki halvinge yakın 1-2 gün kala. Daha sonra da altcoin rallisinin ben başlayacağını düşünüyorum. Hani daha bir ralli sürecinde olduğumuzu düşünmüyorum altcoinler için. Bu düşüşü de alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Bu arada sepetimizin yıldızı Farm arkadaşlar. Tebrik edelim Farm'ı. Yani kaya gibi maşallah. Şu düşüşten önce iyi bir yükseldi ya. Onun ekmeğini yiyoruz şu an. Bakiyemiz daha az olabilirdi. Farm sayesinde biraz daha ayakta duruyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın sepet bir kere yapılır arkadaşlar. Bir kere alınır, bir kere de satılır diyorum ya. Mesela bakın burada geri çekildi. Sen buradan daha da düşecekti satsan ne oldu? Pump yaptı bakın. Bir daha geri alamıyorsun. Bak şu düşüşe rağmen şurada satsan hala oraya bile gelmemiş. Belki hiç gelmeyecek. Buradan bir 2x daha gidip işte böyle böyle sabretmen lazım boğa piyasasında. Yani bütün sen sürekli satıp alttan almaya gidersen bir yerde kaçırırsın fırsatı yani. Bir yerde kaçırırsın. Bekleyeceğiz. Eğer sen bekleyemiyorsan 2x'in alt çık o ayrı konu. Ama hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan tek bir yolu var. O da beklemek. Bekleyeceksin. Son olarak Ayazan hadi sen de bir yorum yap. Ondan sonra soru cevaba geçelim. Hocam 757 milyona yakın likitasyon var şu anda. VIX endeksi de çok sağlam. Bu arada altın da düşmeye başladı. Gümüş de düşmeye başladı.
USDT dominansına baktığın zaman zaten bir pik yaptı. VIX endeksi %20 falan yükseldi. DEX'i söylememe gerek yok zaten. Bitcoin dominansı zaten çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve devam ediyor. Yani totale baktığınız zaman total market cap'e 150-160-170 falan diye gidiyordu ama şu an baktığımız zaman total 2'ye ve total 3'e para girişleri görünüyor. İyi bir silkeleme oldu. İyi bir patlatma oldu. Bu savaşın da tabii vermiş olduğu etkili bir de bahanesi oldu bu. Ama tabii ki ciddi anlamda short açanları ve yani margin kullananlar, vadeli işlem yapanları patlattılar. Ama size de katılıyorum. 80-83 bin dolar bandında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık da bir long işlemleri var. O aşağı inip de hani bir ayıya gireceğini ben de sizin gibi düşünmüyorum. Yukarı çıkartıp belki 80-83 bin bandında orada 1,5 milyar dolara yakın bir şey var, pozisyon var. Oraya gideceğini düşünüyorum. İsterseniz hocam diğer arkadaşlara söz verebilirsiniz. Teşekkür ederim Ayaz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Hocam nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Değil. Direkt soru ve cevap. Çünkü yayını bitireceğim, çok uzatmayacağım. Hemen bayağı da soru var, 9 tane. Emre Kabasakal'dan başlıyoruz. Evet Emre. Emre? Allah adam yok. Recep. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Bu mu? Şey soracaktım hocam. Bu P cycle indikatöründe 350'lik ortalamaya vurunca tarihte geri çekilme oluyor Bitcoin'de. Evet. Onu hiç takip ettiniz mi? Ettim. İlk defa mesela şu an ilk defa vurdu. Oradan dönmesi olabilir mi mesela? Market şeyi amaçlamış olabilir mi? Ne de olsa ilk defa AT'den önce 69 binin üstünü geçtik. Önceki boğayı geçmiş olduk. Ama şimdi bak, şimdi şöyle hemen ben seni aydınlatacak bir cevap vereceğim. Sen detaya girmene gerek yok. Öyle bir cevap vereceğim ki o şimdiki merak ettiklerine gidecek. Şimdi P cycle'la o dediğin yere geliyor ya, beyaz renk çizgi en üstteki. Evet, evet. Biliyorum, ezberimde o grafik. Evet. Oraya geldiğinde genelde sert düşüyor, doğru mu? Aynen öyle. Ama biz oraya geldiğimizde genelde burada olmuyoruz, yani bu pozisyonda olmuyoruz. Bitcoin all time high seviyesinde olmuyor. Genelde rekorun altındayken bu gerçekleşiyor. Ve biz şimdi bir boğa trendi yakaladık ya. Mesela alçalan dip yapıp ayıya girmiyor o beyaza geldiğinde. Zaten biz tam anlamıyla boğada olmuyoruz. Yani şu anki iğmeyi yakalamamış haldeyken dokunmuş oluyoruz o dediğin yere. Şu an biz alçalan dip takibi yapıyoruz ya. Alçalan dip yaparsa o zaman kötü şeyler olabilir. Ama olmaması gerekiyor. Alçalan dip olmaması gerekiyor. Alçalan dip olduğunda dediğinizi yapacağız. Direkt çıkarız yani. Direkt. Aynen. Yani benim görüşüm o bir cycle'dan düşmeyeceği yönde. Zaten bu düşüş bayağı yeterince can acıttı. An itibariyle de 67.200'ün üstüne de attık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir problem yok orada. Eğer dediğin olursa biz ayı piyasasına bile girebiliriz. O yüzden beklemiyorum şahsen o senaryoyu. Tamam mı dostum? Tamam. Haftalık kapanışı bekliyorum ben de sizin. Aynen gibi. Öyle. Reşat Közkurt. Biraz aceleci olduğum için kusura bakmayın arkadaşlar. Öyle yapmam gerekiyor şimdi. İyi akşamlar. Ya hocam şimdi sizin birinci sepeti biz tam zamanında yakalayamadık. Alamadığımız hala birkaç tane daha coin var. Ben sadece kıyas yapmak için soracağım da bu soruyu. Şimdi bu düşüşte benim tam maliyete kadar düştü ama zarara düşmedi sepetim. Sizin veya sizle beraber sepet yapanların kar oranı yüzde kaç acaba şu anda? Yaklaşık %40-50 bandında. %40-50 tamam hocam. Bunu merak ettim ben. Ya kıyas yapma. Bak kıyas yapmaya gitme, tamam mı? O seni üzer. Yanlış hamleler yapmana sebep olabilir. Herkes kendi nasibini yer. Öyle düşünmek lazım. Ben de inanıyorum zaten de. Yani ileriye dönük gerçekçi hedefler belirlemek gerekiyor. Yani sizin mesela %40'lık bir hedefiniz var. Ama benim birazcık daha düşük bir hedefim var. Ona göre kendimi işte değerlendiriyorum. Sonuçta sizin dediğiniz yerden çıkmayı planlıyorum yine.
yapacak orada farklı bir şey mi olmayacak ama yine de insan geleceğe dönük merak ediyor. Yani önemli olan benim yüzdem senin yüzden değil de önemli olan şu an 67.200 altında hafta kapatmamak bence daha önemli. Aynen hocam. Teşekkürler. Teşekkürler. İlker Gökova. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani benim sorum şuydu. Ben şimdi burada biz ben sana güveniyorum. Ben seni daha önceden de 3-4 yıldır tanıyorum. Takip ettiğim için hiç şüphem yok. Hiç açıp da bakmadım bile Bitcoin. Hani kaç bin dolara düşmüş falan. Yani gelip Binance'a bakmıyorum. Pazardan pazara bakıyorum. Biz şimdi böyle ki 20-30-40 işte 50-10x yaptık. Bundan 3-4 sene sonra yani piyasa böyle ilerlerse tekrardan yani bu işleri yapabilme şansımız olur mu olmaz mı? Olur diye olmaz. Ben bunu merak ediyordum da. Hani diyorlar ya bir daha boğa gelmeyecek falan böyle önceki gibi 50x'ler olmayacak falan diyorlar ya. Aha. O her zaman olacak arkadaşlar. İşte ben bunu merak ediyordum. Hani bu potansiyel de olabilir mi? Ya niye da? Olacak? Onu söyleyeyim. Zenginlik hayali var. Bak mesela bir altcoin çıkıyor ya piyasaya giriyor. Bunların sahipleri milyarder değil ki. Mecbur ufak girmesi lazım piyasaya. Misal 50 milyon dolarları var öyle giriyorlar. Piyasa değeri 50 milyon dolar örnek vereyim. Trilyonluk piyasada o 50 milyon dolarlık ürün 100x yapamaz mı? Yapabilir. İşte aynen. Yani bunları eskileri yapamayabilir. Yani. Eski coinler yapamayabilir. Ama yeni gelenler piyasa değeri düşük olanlar ileride de boğaya girecek. Gene 50x'ler yapacak. Öyle düşünebiliriz yani. Yani ben buraya bir hayalle girdim. İnanmaya devam et. Evet, inancım sayenizde sonsuz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hayal kurmanız şart. Olmazsa olmaz. İnanmazsan başaramazsın. Hayal kur, inan. Olmazsa da olmadı dersin en kötü ama inanmazsan zaten kazanamazsın. Onu söyleyeyim yani. Volkan Evcimen. Hocam iyi akşamlar. Herkese iyi bayramlar. İyi akşamlar. Ya öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sayende bayağı bu rahat geçiriyoruz böyle düşüşleri. Zamanında biz çok daha sert düşüşler gördük ama yani yine de hep hata yapıyorduk yani. Burada tamamen güvencemiz sensin. Benim diyeceğim şöyle bir şey var burada. Almanya'da bir söz var. İnsanı öldürmeyen her şey daha çok güçlendirir diye. Biz de bunları böyle görüyoruz artık. Yani düşüşlerden etkilenmedik mi daha güzel sevinerek çıkıyoruz işin içinden. Benim sorum şu hocam. Şimdi mesela alçalan dip yaptık haftada kapattık diye sattık bütün sepeti diyelim. Sonra bu fake out oldu bir daha alacağız. Peki o durumda biz mesela böyle PHB gibi, Magic gibi güzel projeli coinler var ya. Şimdi onları o zaman bir yerde kaçırmış olmayacağız mı yeni sepette? Sonuçta biz yine hangisi al veriyorsa yani iyi durumdaysa onları alacağız. Hani öyle mi yapacağız yoksa yine de aynı coinleri güzel projeli olan coinleri yine alacağız mı? Şimdi ters köşeye gelirsek mi diyorsun? Evet. Ya önemli değil. Mesela ben sepeti yapmadan önce bir ay öncesine kadar hiç kafamda bu ürünleri alacağım yoktu benim. Ben sepet yapmaya karar verdim. Bir haftalık bir araştırma yaptım. Sonra bunları beğendim. Bunlardan sepet yaptım. Bu kadar. Daha bunlara benzer bir sürü altcoin var. Projesi güzel olan. Gruba da atıyorum ya hani 20 tane 25 tane örnek vereyim. Hepsi güzel projeler bunlar. Yani biri gider diğerini yakalarsın. O gider başkasını yakalarsın. Hiç problem değil. Yani bazılarını kaçırırsak onun, o başka yerden ekmeğimizi yeriz bir şekilde. Ama düşüş gelirse o saydıkların da düşer. Bence. Tamam hocam. Ama onları satacağız ki zarar etmeden çıkalım. Onlar sayesinde zaten kârdayız biz. Onlar güzel yükseldi ve sepetimizi artıda tuttu bizim. Şimdi onları tutup diğerlerini satarsak ne olur? Aslında zararına satmış oluyoruz. Evet. Doğru. Kardakileri tutuyoruz çünkü. Zarar satışı yapmış oluyoruz. Her şeyi satacağız ki kar satışı yapmış olalım. Bu arada 67.400'e geldik arkadaşlar. Su serpiyorum. Hocam bakın. Destekleyici bir şey söyleyebilir miyim? Seni en sona saklıyorum Caner. Bakın su serpiyorum tamam. Burada tamam mı? Su. Yüreğinize su serpiyorum. Devam ediyorum hemen. Metin Yaygın. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. İyi akşamlar. Hocam şimdi 67.200 haftalık kapanışını takip ediyoruz ya. Evet.
piyasa yapıcıları diyelim, bunun altında kapatıp mine ayıya sokacaklar. Ama yarın sert bir düşüşle 50 bine geldi. Haftalık kapanışı 50 binde yaptı yani. Çıkacak durum bırakmadı bizde. O zaman nasıl bir yol izleyeceğiz? O zaman şöyle bir yol izleyeceğiz. Ben altcoin'lerin grafiklerini analiz edeceğim. Aylık grafikte falan evrildiler mi? Anlatabildim mi? Evet. Bitcoin tamam tehlikeye girmiş. Düştü de bir anda 50 bine. Oh iyi ki satmışız dedik. Ama oradan alacağız mı? Sen bunu soruyorsun. Orada da altcoin'ler eğer sat vermişse aylık grafikte falan hemen almayı düşünmem. Tamam. Tamam hocam. Çünkü anladım. Dibin dibi vardır piyasada. Bakın şimdi bazıları düşeceğiz falan zannedebilir bunları konuşuyoruz diye. Biz her ihtimali konuşuyoruz arkadaşlar. Yarın o an geldiğinde biz soğukkanlı bir şekilde baştan planladığımız şekilde hareket ederiz. Yani ben hala görüşüm şu, alçadan dip yapılmayacağı görüşü var bende. Bu bir görüştür. Ne olacağını ben belirlemiyorum. Ama alçadan dibi yaparsa da ben bunu yaparım diyorum. Öyle düşünmek lazım. Şahsi fikrimi de ortaya koyuyorum. O da benim tamamen şahsıma ait bir beklentidir. Beklentiye göre değil, adım adım gidiyoruz diyorum her zaman. Yani benim beklentime göre değil, grafiklere göre adım adım gidiyoruz. Mantığına ilerliyoruz arkadaşlar. Tamam hocam teşekkürler. Strateji budur yani. Hiç korkmaya gerek yok. Satarız, bir daha alırız, bir şey yaparız. Riske girmeyiz. Treni de kaçırmayız. Hiçbir şey olmaz. İnşallah da güzel kapatacağız haftayı. Bekleyelim bakalım. Evet, Sedat Karabulut. Engin'i atladım. Engin konuştu az önce. Sedat'a geçiyorum direkt. Tamam şu selamünaleyküm. Aleykümselam. Size sorumu sorayım da. Tamam şu ben sadece şunu merak ediyorum. Normalde genelde Bitcoin düştüğünde dominansa böyle çok fazla büyük bir hareket görmüyoruz yukarı yönlü. Aynen. Şu anki durumda baktığımda Bitcoin aşağı giderken dominans yukarı gidiyor. Altcoin'ler de aşağı gidiyor. Yani bunu şu an merak ediyorum. Dominans yukarı gittiğinde genelde para Bitcoin'e giriyor değil mi? Şöyle şu para Bitcoin'e girmiyor. Şöyle düşün. Piyasadan para çıkıyor. Şu an atıyorum 2,5 trilyon piyasa değerimiz var ya bizim. Evet. Oradan bir 300 milyar dolar para çıkıyor piyasadan. Şimdi çıkan paranın 100 milyar Bitcoin'den 200 milyarı altcoin'lerden çıkıyor gibi düşün. Yani çıkan paranın oranı altcoin'lerden daha fazla çıktığını düşün. Hem Bitcoin hem altcoin'ler düşüyor. Ama altcoin'lerden daha fazla oranda para çıkışı olduğu için dominans artıyor. Yani millet altcoin'lerini satıp Bitcoin'e giriyor diye dominans yükselmiyor. Piyasadan para çıkıyor ama altcoin'lerden daha fazla çıkarıyorlar. Ve dominansı yükseltiyor bu. Öyle düşünebiliriz. Ve bunu yapanlar anladım. Piyasayı yönetenler arkadaşlar. Normal siz anladım. Biz değil yani. Siz biz değil. Bildiğin piyasayı yönetenler yapıyor bunu. O güç bir tek onlarda var. Bunlar dünyanın en zenginleri. Yani bahsettiğimiz yüz milyarlarca dolarlar. Yani siz hayal edin ne kadar zenginler. O kadar zenginler de piyasanın hakimleri zaten. Hükümdarları, efendileri. Biz köleler de biz bu belirleme yapamayız yani. Bizim elimizde değil. Yani inşallah efendi biz oluruz bir gün. Biz Türkler olarak inşallah ama şu an değil yani. Şu an köleyiz biz. Maalesef. Ben diğer soruya geçiyorum. Bence cevabı çok detaylı aldım. Hocam ben aldım. Şeyde sorayım da. Bir tane soru dostum. Bir dahaki yayında daha çok sorarsın. Bu yayını bitireceğim çünkü kısa kısa. Yok alım yapacağız ya hocam. Şöyle diyecektim. Alımı %100 yapayım mı yoksa %50 mi yapayım elimde bulunan nakitin? Hani olur da bayağı oldukça da düştü. İstersen hepsiyle yapabilirsin. Ama yine de tamam, bir kurşun bırak kenarda. Tamam mı? Tamam sağ olun. Doğukan. Sarıcı. 3, 2. Merhaba. Merhaba. Ramço, ben çocuğu uyutuyordum. Çok geç katıldım. O yüzden özür dilerim eğer sorduğum soru sorulduysa. Amerika bir açıklama yaptı. 24 ila 48 saat arasında İran'ın İsrail'i vurabileceğine yönelik. Acaba bu Bitcoin'deki düşüş o sebeple olabilir mi? Şayet öyle bir mevzu olur da İran İsrail savaşı çıkarsa bu bizim boğa piyasasını nasıl etkiler?
Teşekkürler. Şöyle diyeyim, alçalan dibi görürsek çıkarız. Yani detaya inmeye gerek yok yani. Detaya inmeye gerek yok. Alçalan dibi görürsek çıkarız. Bir şeyler bahane olacak, sebepler olacak. Bu düşüşü önceden kestirdik zaten. Sabah videoyu izle, altcoin videosunu. Bu düşüşü zaten tamam. Söyledik. Düştükten sonra işte şundan dolayı düştü, işte şöyle savaş oldu, Lübnan saldırısı, şu su bu su. Hemen bahaneler gelmeye başlıyor. Alçalan dip yaparsak muhtemelen savaş iyice kızışacak, bir şey olacak. Devamı gelecek düşün ve savaş bahanesi olacak. Ama grafik alçalan diple bizi uyaracak. Öyle bir şey olursa. O yüzden biz grafiğe göre gidelim. Kafamızı fazla bulandırmayalım. Yani. Tamam, teşekkürler. Covid'de bile yani yerin dibine girdi. Her yer kapandı. Bilmem ne oldu. Yer yerinden oynadı. Oradan boğaya girdik. Yani bu piyasada akıl sır ermiyor bazen. Gündeme göre gitsen herkes batıyor. Dükkanlar iflas ediyor. Şu bu. Bitcoin boğaya giriyor. Mesela. Neyse arkadaşlar. Son soru. Neco. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ramço, ben grafikle ilgili bir şey soracağım da ben normalde pek anlamıyorum. Hı hı. Bir arkadaşım, anlayan bir arkadaşımdan duydum 2-3 gün önce. Ben hatta sana sormuştum mesajda 3 günlükte alçalan dip yapmış diye Bitcoin. Yani bu onun etkisi olabilir mi bu düşüş? Tabii tabii. Onun da etkisi var. Ama 3 günlükte alçalan dip büyük trendi bozmaz. 3 günlük trendi bozar. Haftalık daha büyük bir trend. Asıl trend aylık trend. Yani mesela şöyle anlatayım. Şu an haftalık trendi konuşuyoruz biz, doğru mu? Alçalan dip yaptı mı düşer. Doğru mu? Şimdi aylık grafiğe baktık mı aylık trend nerede bitiyor biliyor musun? 25 bin dolar. Yani haftalıkta alçalan dip yapsak 25 bine düşse hala aylıktaki boğa trendi bozulmuş olmuyor. Anladım. 3 günlükte de bak mesela alçalan dibi yaptı burada. Bu arada 3 günlükte alçalan dip yok ki. Ha şurayı diyorsun sen. Şurayı diyorsun. Ama arkasına da yükselen tepe yapmış. Gördün mü? Evet. Yani yükselen tepe zaten bozuyor. Alçalan dip faktörünü ortadan kaldırıyor. Şu anki düşüşe baktığımızda hala yükselen dip. Bak 3 günlükte de bir problem görünüyor şöyle baktığımızda. Doğru mu? Evet. Yani rahat. Bence bekleyelim, pazarı bekleyelim yani. Ve bunun etkisi değilmiş. Bunun etkisi olsa yükselen tepe yapmazdı. Yani bunlar bir mikro trend diyoruz biz buna. Küçük trendleri belirler. Ama haftalık ve aylık büyük trendleri belirliyor. Mesela 2 haftalığa bakalım. Pardon. Şöyle. Ya, neyse ya. Şimdi yanlış yazdık. Dur. Yanlış yere yazdım. Yani şöyle. Bak bu da 2 haftalık trend mesela. Burada ne zaman bozuluyor 2 haftalık trend? 41.300'de bozuluyor mesela. Onlar değişir. Biz tamamen haftalığa gidiyoruz. Bakın örnek vereyim. Bitcoin buradan haftalıkta alçalan dibi yaptı. Düşüş trendine girdi. Misal 44 bine kadar düşebilir. 44 bin dolar. Öyle bir durumda. Orada bir tepesi var burada gördüğün gibi. Oraya bir retest yaptı diyelim. Yüzde kaç düşer? Hemen bakıyoruz. Bakın %35 çakılır buradan. Ya şu kadarlık bir düşüşte bile altcoin'ler ne hale geldi? Anlatabildim mi? Bir de ta buraya düştüğünü düşün. Yani biz kârı geçtim. Biz ana paranın %80-90 bile altına inebiliriz yani. Öyle bir tehlike var. Niye biz bekliyoruz? Öyle bir şey yaşanacaksa misal. Temkinle gider nakitte bekleriz. Oralara düşerse al sinyalini verirse oradan yeni sepet yaparız. Konfor. Olay bu. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar 55 dakika oldu. Yarım saatliğine açtıydım yayın aslında. Ama güzel bir yayın oldu. Yayın sonu yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Tamam mı? Fikrinizi alalım. Nasıl oldu yayın? Bir kusurumuz oldu mu olmadı mı? Ha pardon. Hocam bir şey ayrılmayın. Ayrılmayın arkadaşlar. Caner'i unuttuk ya. Caner haydi güldür. Evet hocam. Hızlıca arkadaşlar, söyleyeyim güldürün. O zaman hocam.
Hocam zaten ölmedik bitmedik olduğumuz durumu anlattınız. Ölmedik bitmedik zaten. Şöyle söyleyeyim. Şimdi haber zaten gelmişti değil mi bu bomba anlatılacağı? Önceden piyasa hazırlanıyor. Hani piyasanın çökmesini istemiyorlar zaten. İsteselerdi habersizce atarlardı o bombayı. Biz de ne oluyor derdik, kaçardık. Piyasada sadece bizden ibaret değil. Amerikan borsalarında daha da trilyonlarca dolar para dönüyor. Hani isteselerdi mahvederlerdi. Bu birincisi. İkincisi, biliyorsunuz dominans yükselecek diye bas bas bağırıyordunuz. Gideceğini biliyordunuz. Bitcoin giderek gitmediğine göre demek ki Bitcoin böyle ufak düşüp altcoinler sert düşüp sonra tekrardan Bitcoin sert yükselip bu şekilde dominans oraya gidecek. İkincisi. Üçüncüsü de Volkan arkadaşımız demişti ya PHP gibi coinler. İşte satacağız. Sattıktan sonra tekrardan böyle kaliteli coinler alabilecek miyiz? Onun sorusuna cevaben yine söyleyeyim. Ben şunu söylüyorum hocam. Hiçbir coin'e aşık olmamalıyız. PHP'yi ben de çok seviyorum. Hakikaten ben de tekrar almak isterim satsak. Ama dün yoktu sepetimizde. Geçen seneye kadar baksak. Şu an sepetin yıldızlarından olan coinlerden. Yarın da başkası olacak. Satsak, başka bir şey alsak hiç önemli değil. Onlarla da yapacağız. Sadece hiçbir coin'e aşık olmayacağız. Tek önemli olan o. PHP'ye şimdi aşık olsak belki tüm paramızı onunla kaybedeceğiz. O büyük düşüşler geldiğinde. Bu üç şeyi söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Devam et ya. Biraz daha rahatlat arkadaşlar. Yeterli hocam. Arkadaşlarım da işleri vardır. Bayram dolayısıyla. Mesela PHP düştü ya, hemen alalım alalım demeye başladı insanlar. Bir bakalım. Düşmüş de bakın, iyi düşmüş. Hepsi iyi düştü. Ama grafiğe baktığımızda mesela şuradan itibaren ne bakıyorum arkadaşlar? Ayı piyasasının dip seviyesinden bakıyorum ben. Ayı piyasasının en dip gördüğü yer 0.43. An itibariyle 4x yukarıda. Bakın 4x yukarıda. Ben hala ederim bunu. Hiç almamış olsam almam yani. 4x. Ben bunu alın dediğimde daha 2x yapmıştı arkadaşlar. Dipten, ayı piyasasının dibinden. Niye aldırdım? Daha dipte olduğu için aldırdım ama o gün buralarda olsaydı ben buralardan alın demezdim. Yani biz diyoruz ya 50x yapabileceğiz mi gibi. Biz ne yapıyoruz? En az yükselmişleri, kaliteli coin'leri almaya çalışıyoruz ki bir boğada 40x 50x'i görebilelim, örnek vereyim. Çünkü en dipten alamıyorsun. En dipten alsan 100x'lik bir rally yapsa 100x yaparsın. Ama biz 2x gitmiş alabiliyoruz. 100x'lik de bir boğa yaşayacaksa kalıyor 50x. Ama 4x gitmiş bir şey alırsan kalıyor 20x 25x gibi. Yani senin hayalin 40-50x ise o zaman dipten 4-5x gitmişleri almayacaksın. Bu. Ben hocam şu an mesela rahatlığınız. En fazla en babası 3x yapmış coin. En babası. Yani diğerlerini daha yükseğini kesinlikle ben almam yani. Hocam evet, siz mesela sepeti al dediğinizde aldığımız için sizle aynı anda şu an hala ciddi kârdayız. Bakın o kadar düşmesine rağmen. Yani tek yaptığımız şey siz al dediğinizde aldık, sat dediğinizde satacağız. Ama ana şunu yapmayalım. Sat dediğinde işte ben PHP'den vazgeçemem, Sui'den vazgeçemem, Chrome'dan vazgeçemem. Hani tabii herkes kendi riski yönetiyor. Ölsem vazgeçmem. Satarız gider. Ne olacak? Babamızın oğlu mu? Sonra yine bulursunuz nasıl olsa başka coinler. Yine alırız. Ölsem vazgeçmem. Satsam vazgeçmem diyor. Evet. Ama o kötü durum gelmeyecek. Bence de gelmeyecek inşallah. Bak bir de şu var. Alçalan değil. Şimdi adam buradan satamadı ya. 4 dolardan. Niye? Uzun vadeli alım yaptı. Şimdi bir bak diyor, 1.60'a düştü. Adam kafayı yiyor. Diyor ki lan bütün birçok kar yaptıydık. Hepsi geri gitti. Ama hala 2x 3x kardayım diyor. En azından bunu bari alayım diyor. Bir satıyor. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. İşte sizi hocam trenden atmak için de yapıyorlar bunu. Bir tek long short patlatma değil. Sizin hocam çok kışlatmışlar değil mi şu anda trenden? Sizin sepetten atmaya da çalışıyorlar bir bakıma arkadaşlar. Ve diğer bir faktör, inancınızı yok etmeye çalışıyorlar. Diyorum ya, inanın, inancınızı kaybetmeyin. İşte bu yüzden. Sizdeki o inancı da almak istiyorlar. İnancını kaybedersen ilk yükselişte satarsın zaten. Neyse arkadaşlar, güzel yayın oldu. Onur el kaldırmışsın.
Ama dedim demin son soruyu aldım diye. Maalesef bitirmek zorundayım.